kardeşlerim. Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarabilmek için canla başla çalışıyoruz. Rabbimizin ülkemize bahşettiği yeraltı, yerüstü zenginliklerini milletimizin istifadesine sunmanın derdindeyiz. Muhalefetin eleştirilerine rağmen sondaj gemilerimizi bunun için aldık. Doğal gaz aramalarına bu sebeple başladık. Şu anda bizim 4 tane sondaj gemimiz var. 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Artık kendimize yetiyoruz. Dışarıdan değil, sadece kendimize ait olan gemilerimiz bunlar. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni bunun için inşa ediyoruz. Ve şu an itibariyle Akkuyu'da tüm ihtiyacımızın %10'unu karşılıyoruz. Ve bunun tabii ikinci ünitesi var, üçüncü ünitesi var, dördüncü ünitesi var. Yetmez. İnşallah iktidarımızın devamıyla ikinci nükleer güç santralini de ne yapacağız? İnşa edeceğiz. Büyük ihtimalle bunu da Sinop'ta inşa etme durumumuz var. Zira Türkiye artık enerjide muhtaç olan değil, enerji ihraç eden olacak. Güneş ve rüzgarın enerji sepetimizdeki payını bunun için artırıyoruz. Bugün dev bir enerji panellerinin olduğu nereye gideceğiz? Nereye? Karapınar'a. Bu kaç tane futbol sahası büyüklüğünde? Kaç? Gençler, olmuyor işte. Evet. Biraz sonra onları size hep anlatacağız. Ve o devasa enerji santralinin panellerinin olduğu yeri göreceğiz. Ve bu da nereye nasip oldu? Konya'ya. Bor madenimizi kendimiz işlemeye işte bunun için önem veriyoruz. Onu da biz ya. Ülkemizin farklı yerlerinde petrol kuyularını bunun için açıyoruz. Allah'a hamdolsun. Attığımız tüm bu adımların olumlu neticelerini de artık tek tek alıyoruz. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak enerji hamlelerimize kara çalanları da yeni müjdelerle hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Özellikle petrol konusunda etrafına bakıp da iç geçiren milletimizin bir asırlık hasretini dindirmekte kararlıyız. Daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden hamdolsun şimdi petrol üretmeye başladık. Dünyada karada yapılan en büyük 10 keşiften birini geçen sene Türkiye olarak biz gerçekleştirdik. Ülkemizin 5-6 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi 2 kat artışla nereye ulaştı biliyor musunuz? Günlük 80 bin varile ulaştı. Şimdi sizlerle yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Evet, evet. Bu ne demek biliyor musun? Ey teröristler! İşte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz.
İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Günlük tüketimimizin onda birini tek başına karşılayacak bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe var mı? Yok. Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz. Tamam. Ha, bak. Hemen yakmaya başladı. Gavardaki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. İyi mi? Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Rabbim sevgili abimine komşu eylesin. Aynı bölge daha önce keşfettiğimiz günde 9000 varil petrol üreten diğer kuyumuza da patlayıcı uzmanı assubayımız şehit Esma Çevik'in ismini vermiştik. Yeni sahamız şehit Aybüke Yalçın bir kuyumuzun olduğu alan inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak. Böylece şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz. Bakınız, artık rezervlerimizin toplam değerini bile konuşmuyoruz. Yoksa Gabar'daki yeni keşfimizin değeri 10 milyarlarca doları buluyor. Karadeniz gazımızın değeri yüzlerce milyar dolarla ifade ediliyor.